Falan uzatmayalım, pardon. Abi, abi. Öğrendiniz şimdi. Öğrendiniz. Böyle de bakalım, böyle de bakalım. Gönlümüzden altın madalya geçiyordu önceki Tokyo'ya gitmeden önce. Tüm hazırlığımızı bunun için yaptık. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirmiştik. Belki de en iyi hazırlandığım müsabakalardan biri oldu. Olimpiyat müsabakası. Çalışmama, beslememe, dinlememe inanın her şeye çok dikkat ederek oraya gittim. Fedakarlık yaptım. Sosyal hayatımdan, sevdiklerimden, her şeyden fedakarlık yaptım da oraya gittim. Ama maalesef çeyrek final müsabakasında talihsiz bir yenilgi yaşadım. Yani beklemediğim bir yenilgi oldu. Bana yakışmayan bir yenilgi oldu. Hedefim kesinlikle altın madalyaydı. Ama nasipte bronz varmış. Yani biz tabii ki altın madalya için gittik ama güreş adına 3 tane bronz alabildik. Hamdolsun milli takımımız adına çok başarılı bir olimpiyat geçirdik. 13 tane madalya ile Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı burada. Bu da gelecek adına çok önemli oldu. Genç kardeşlerimiz ve bizler 2024 Paris Olimpiyatları için çok büyük mesaj verdik. İnşallah Paris'te daha çok madalyalar geleceğine inanıyorum. Hamdolsun. Tabii buraya gelen destek olan öncelikle Sayın Bakan yardımcılarımıza, Genç Spor Bakanımız aynı zamanda 17 gün hep bizle birlikteydi, sağ olsunlar. Hep yanımızdaydı. 17 gün boyunca o havayı bizle beraber yaşadı. Desteğini hissettik. Tüm bakanlık personelimize, federasyonumuza gerçekten herkes elinden geleni yaptı. Biz de bunun hakkını vermeye çalıştık. Onun hakkı altın madalyaydı. Gerçekten ciddi emekler veriliyor hazırlık sürecinde. Orada herkes çok emek verdi. Herkesin bu madalyada payı var. Kulübümüzün yine aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aski Spor'un, belediyemizin, yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz. Onların da çok büyük emeği var. Ben tekrardan emeği geçen herkese, buraya gelen bugün önemli günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Taha şampiyon, onu anlatmaya gerek yok. Hem Avrupa şampiyonluklarıyla, hem dünya şampiyonluğuyla, hem de olimpiyat şampiyonluğuyla, altınıyla tescilli bir güreşçi. Bildiğimiz bir güreşçi. Burada kendisinde ifade ettiği gibi bir talihsizlik olarak görmek lazım. Olimpiyat üçüncülüğü muhteşem bir derece. Yüzlerce sporcu içerisinden, dünyanın her yerinden gelen sporcular içerisinden geliyorsunuz. Ama biz boynunda altın görmeye alıştığımız için, o bizi altına alıştırdığı için onun üzüldüğü gibi üzülüyoruz ama gurur duyuyoruz. Tarihe geçtiler, olimpiyatlarda madalya rekoruyla geldiler. Bu madalya serilerinin devam edeceğini biliyoruz. Ona güveniyoruz, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bize yaşattığı gurur için tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evvelki gün Rıza kardeşimizle karşılarken aynısını söyledik. Onlara olan inancımızı sürdürüyoruz. İnşallah daha burada çokça karşılamalar yapacağız. Ben hem Taha hem Rıza için hem diğer kardeşlerimiz için şunu da ifade etmek istiyorum. Sportif başarılarıyla olduğu kadar kişilikleriyle, beyefendilikleriyle, karakterleriyle de örnek sporcular, örnek kardeşlerimiz. Üzülmemelerini istiyoruz, başlarının öne eğilmemelerini istiyoruz. Bizi gururlandırdılar, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ülkeye, memleketine hoş geldin kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Tabii biz buradan giderken ilk önce altın madalya, sonra da madalya için gittik oraya. Tabii biz burada serbest güreş olarak bir bronz madalya alabildik. Takım kaptanımız Taha Akgül şanssız bir şekilde yenildi. Ama bronz madalya aldı. Bu da nazarlığımız olsun. Çünkü 11 yıldır zirvede kalmak, onu korumak gerçekten zor bir şampiyon sporcu için. Biz de buradan gerçekten oraya altın madalyalar için gitmiştik. Ama nasibimizde bronz madalya varmış. Sonuçta Taha Akgül kendini ispatlamış bir güreşçi. Kariyerinde 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu, dünya ikinci, dünya üçüncülüğü, dünya, olimpiyat şampiyonluğu ve bugün itibariyle de olimpiyat üçüncüsü olarak geldik ülkemize. Bundan sonra da başarılarımız devam edecek. Yılmayacağız. Çünkü 2024 hayallerimiz, hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Allah nasip ederse başta 85 milyon milletimizin bizlere duaları yine devam edecek. Ve en başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği,
Burada Spor Bakanımız Sayın Muharrem Mehmet Kasaboğlu'nun desteği ve özellikle de kulübümüz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan'ın desteği bize devam ettiği müddetçe federasyon başkanımıza dahil bu başarılar devam edecektir. Bu anlamda ben mücadele eden sporcularımıza güreş adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen Sayın Bakan Yardımcılarım, il müdürümüz ve burada Aski Spor'dan yöneticilerimiz var ve Güreş Federasyonu'ndan yöneticilerimiz var. Ve bastırmada da ben buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu organizasyon için herkese teşekkür ederim. Yani bu güzel organizasyon için. Orada elimizden gelen en iyi mücadeleyi yapmaya çalıştık. Oraya tabii ki madalya için gittik. Olmadı, olmadı. İşte son saniyelerde kaçırdığımız bir madalya oldu. Biraz üzücü bir şeyle geldik buraya. Ama nasip inşallah Paris'te madalya. Olimpiyatlar bir yıllık hazırlanma süreci gibi kısa bir süre değil. Ben 2016'dan beri Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyordum. Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum Tokyo Olimpiyatlarından önce. Oraya şampiyon olmak için gitmiştim. Güreş her zaman favori bir spordu olimpiyatlarda. Tabii bizden de beklenti büyüktü. Oradaki hedefim şampiyonluktu. Bu sefer olmadı ama Paris'te en iyi şekilde ülkemi temsil ederek tek eksik olan olimpiyat madalyamı almak istiyorum. Olimpiyatlara çok kısa bir süre kala talihsiz bir sakatlık yaşayarak maçlarda istediğim performansı gösteremedim. Ama kadın güreşi olarak tarihte bir ilke imza attık. Yasemin Nadar olimpiyat üçüncüsü oldu. Kadın güreşi için gerçekten çok güzel bir adım oldu. Ben de inşallah 2024 olimpiyat oyunlarında madalya alarak ülkemize bir ilke yaşatırım. Altın madalya alarak. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar izin verin. Evet, buradayız. Bakıyorum. Bakıyor mu?